enerji, negatif enerji blokajları çözülüyor. Mustafa Koldere 30 yıl önce trafik kazası geçirdi. Kaza sonucu yürümesi kısıtlandı. Merdiven çıkamadı, yolda sağlıklı yürüyemedi. Koldere şifayı biyoenerjide buldu. Bana ilk seanstan sonra benim yürümem bayağı fark etti. Sağlıkta alternatif tıp yöntemlerinden biri de biyoenerji. Uzmanlar hastalara elini sürmeden vücutlarındaki negatif enerjiyi ve ağrıyı alıyor. Merdiven çıkamıyordum dizlerimden. İki gündür çok güzel merdiven çıkıyorum. Biyoenerji seansları sayesinde çakralardaki enerji blokajları boşaltılıyor ve hastalar eski sağlık sistemine yeniden kavuşuyor. Doğal yaşam enerjisi olarak tanımlanan biyoenerjinin günümüzde gittikçe kullanımı ve uygulamaları artıyor. Biyoenerjiyle hayatlarına yeni bir sayfa açanlar kadar biyoenerji uygulamaları eğitimleri de büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde farkındalığınızı fark edin mottosuyla düzenlenen seminerin ana gündem maddesiydi biyoenerji. Biyoenerji uzmanı Esra İçgöz, evrensel enerji kanalları ve holistik şifa, çakralar, şifalı doğal taşlar, doğal taşların kullanım alanları, temizliği ve doğal taşlarla çakra dengeleme dahil spiritüel yaşam hakkında bilgiler verdi. Taşları bayanlar ve erkekler olarak ayıramayız ama taşların bir de renkleri olduğu için erkekler renk taşları takmaktan çok hoşlanmıyor. Bu yüzden erkeklere kaplan gözünü ve akik taşını öneririm. Bayanlara ise ametist taşını. Hastayım dediğim zaman inanın o gün kalkamazsınız. Seminerin sürpriz konuğu Mavi Melek olarak tanınan biyoenerjist ve şifacı Dilek Arındı'ydı. Arındı, mutluluğa ulaşmanın yedi yolu, düşüncelerin insan hayatındaki etkileri, hayallerin enerjiyle serüveni ve negatif enerjiden korunmanın yollarını anlattı. Enerji benim deyimimde 0-100 yaş arası herkesin ihtiyacı olan aslında bir yöntem. Ki bu şifacılık dediğimiz zaten peygamberimizin zamanında da vardı o dönemde de. Özellikle Erkam vardı sahabe. Erkam'ın evi olarak geçen onun yanına giderlerdi sıvazlamak denirdi. Ve Osmanlı'ya baktığınızda şifahaneler şifacılar vardı. Yani insan isterse başaramayacak hiçbir şey yok. Çünkü biz gerçekten muhteşem bir varlığız. İnsan hayallerinizi enerji yüklemesi yapın hayallerinize. Ne istediğinizi düşünün. 70 yaşında bile hayalleriniz olsun. 80 yaşında var. Yani biz çalışma yapıyoruz. Ve inanın başarabilirsiniz. Tüm dünyanın ihtiyacı var. Ama Manavgat bu konuda oldukça gelişmiş. Birçok insan buna bilinçli olarak geliyor. En azından enerji kanallarından haberleri var. Ya da bilinçli olarak seans almaya geliyorlar. Aktarmak zorunda kalmıyor. Sevginin en güçlü biyoenerji kaynağı olduğunu belirten biyoenerji uzmanı Esra İçgöz, seminerde sevgiyle yetişen genç kuşakların neler başarabildiklerini canlı örnekleriyle gösterdi. Genç yaşına rağmen 20'ye yakın enstrüman çalabilen Eren, performansıyla bol bol alkış aldı. Yaşı küçük ama fikri, zikri, aklı çok çok yaşının üzerinde bence kitap yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? 11 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz burada. 11 yaşındaki Ege Akbulut'un yaşamından kesitler sunduğu kitabı adeta yok sattı. Bu kitapta rahmetlik nenem var. Ondan sonra kuzenim ve abim de var bu kitabın içinde. Şimdi bazı insanlarda sevgi eksiktir. Bununla alakalı frekans eksikliği yaşar. Ama bir diğer kişi de başarısı eksiktir. Onunla alakalı frekans eksikliği yaşar. Bunları tamamlamak gerekiyor. Ama dediğim gibi doğru şekilde. Biyoenerji evrende ve insanda var olan, yaratılışımızdan gelen bir enerji türü ve her insan biyoenerji yapabilme kapasitesinde. Ancak enerji frekansını yükseltmek için var olan yöntemleri bilmek gerekiyor. Enerji frekansını yükseltmek için aslında birçok yöntem var. İlk olarak öncelikle bizlere gelip seans almalarını önereceğim. Çünkü bizler insanların frekanslarını ne şekilde nasıl yükseltebileceklerini ipuçlarını veriyoruz ve aslında reçetesini veriyoruz kişilere. Biyoenerji frekansları dünyanın önde gelen doktor ve tıbbi araştırmacıları tarafından incelenmiş ve kanıtlanmış. Günümüzde biyoenerji tıbbı geniş çapta hizmete girmiş durumda. Üniversitelerde ve tıp fakültelerinde biyoenerji eğitimi veriliyor. Biyoenerji tamamlayıcı tedavi yöntemleri olarak 1976 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edildi. Türkiye'de ise 2011 yılında resmi gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname
nedeniyle tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilerek sağlık hizmetlerine dahil edildi. Biyoenerji uygulamalarının genel faydaları ise şöyle sıralanıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır, metabolizmayı hızlandırır, kronik yorgunluk ortadan kalkar, ruhsal ve zihinsel şifalanma gerçekleşir, her türlü ağrılarda etkilidir, vücudun bozulan fonksiyonlarını düzenler, vücudun dengesini sağlar, modern tıp ile de kullanılabilir. Bizlere yabancı bir konuydu ama biz Esra İçgöz'le bunu öğreneceğiz. Yani umut etmeyi biz her zaman kendimize kapatmış bir durumdaydık ve artık umut edeceğiz ve doğru bir şekilde isteyeceğiz ve sonuna kadar da bekleyeceğiz. Yani bunu öğrendik en basitinden. Küçük çocukların kitap yazmış olması beni çok duygulandırdı. O şarkı söyleyen, hem müzik aletleri çalan çocuk beni çok umutlandırdı. Bu çocuklar benim gerçekten umut ışığım oldu. Esra Hanım ve Mavi Hanım, onlardan da çok güzel etki aldım. Zaten benim de böyle hep iç dünyama dönüp, benim hep içimden geçen şeyleri bana aktardılar. Güzeldi bunlar, hoşuma gitti. Ben devamında isterim böyle gelsin, yani insanlar da aydınlansın isterim. Esra İçgöz, kendini aşan, kendini tanıyan, kendini seven ve hep toplum için, birileri için bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşimizdir. Bizlere dokundu, kendimizi tanımamızı sağladı. Ve şu an düşünüyorum, acaba ben ne istiyorum sorusunu gerçekten kendime sorar oldum. Ben bu akşam şunu hissettim. Zaman gerçekten çok kıymetli. Bir an evvel farkındalığımızın farkına varıp hayata erken atılmamız gerekiyor. Çünkü bazen zaman çok uzun olmayabiliyor. O yüzden hemen yeteneklerimizi ve farkındalıklarımızı keşfetmemiz gerekiyor. O yüzden Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon olduğu için çok mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten bende çok şey uyandırdı. O yüzden çevremdeki ve kendim için de farkındalığımın farkına varmak istiyorum. Farkındalık dediğimiz zaman bende bugün uyandıran şey şu oldu. Aslında bizim doğru bildiğimiz şeylerimizin aslında yanlış olduğunu ben bugün öğrenmiş oldum. Hakikaten bende çok değişik şeyler uyandırdı. Ben de kendimi bu yönden de içselleştirdim ve doğru olan şey üzerine yürümeye devam edeceğim. İyi ki de gelmişim. Gerçekten çok güzeldi, şahaneydi. Neyi fark ettim? Aslında her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu, şifayı enerjide bulabileceğimizi, kendimize döndüğümüzde hayallerimizi, hedeflerimizi aslında kendimizde olduğunu, içimize döndüğümüzde birçok şeyin bizde gizli olduğunu gördüm. Yani mucize biziz aslında. Bunu sadece ortaya çıkarmak, Esra gibi güzel dokunuşlarla olabileceğini gördüm. Muhteşem bir geceydi. Enerji yakalamak isteyen insanların gecesiydi. Yani kendi benliğinin farkında olmak isteyen insanların gecesiydi bugün. Esra'ya bu konuda çok teşekkür ederim. Tüm dünyada uygulanan, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlayıcı alternatif tıp olarak kabul edilen biyoenerjiyi öğrenmek için siz de biyoenerji eğitimine katılabilir, içinizdeki enerjiyi ortaya çıkarabilirsiniz. Manavgat'a doğru adres derseniz Esra İçgöz, sevdiğim dostumdur, arkadaşımdır kendisi.